Merhabalar Kudretli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Çok çok lezzetli, tadı lezzeti harika bir et suyu tarifi vereceğim. Baharat konusunda ön yargısı olan arkadaşlarımız varsa kesinlikle bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Öncelikle şöyle e, kurban bayramı yaklaşırken sizler için bu tarifi hazırlamak istediğim özellikle bu beyaz kemikleri et üzerinde olmadığı için birçok insan bunu atıyor. Ben de birçok kez e, şahit oldum buna kesinlikle hiçbir zaman atmıyorum ve atmamanızı tavsiye ederim. Üzerinde bir kısım et de olabilir arkadaşlar. Böyle iri kemikleri birkaç parça vardı. Onları yıkadım güzelce. Üzerini geçecek şekilde su doldurdum. Düdüklünün su dolma işareti var. Oraya kadar da su doldurmaya dikkat edin tabii ki. Birçok baharat ilavesi yaptım. Baharatla kesinlikle pişirmenizi tavsiye ederim. Ön yargınız varsa mutlaka onu bir aşın. Defne yaprağı var. Yedi karışım, yeni bahar, zencefil, zerdeçal, karabiber iki çeşit kullandım hem renkli hem diğerinden sade. Bir de tane kekeğim var. Tuz var. Bir tane de soğan ilave edeceğim. Bunların hepsini etin içerisine bırakacağım etinizi yani kemik suyunuzu bu şekilde hazırladığınızda çok çok daha lezzetli olacağını aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu da göreceksiniz arkadaşlar. Çorbalarınızda mutlaka yaparken e, miktarına göre bir bardak, iki bardak kadar bu sudan ilave edin. Hem o baharatın verdiği lezzeti, aroması harika oluyor. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok çok lezzetli bir tarif. Şöyle kaşıkla da üst taraflarında kalmaması için karıştırdım bir miktar ve sonrasında düdüklüğünün kapağını kapatacağım. Ocakta kaynaması için bırakacağım. Her düdüklüğe göre veya da tencerede kaynatacaksanız arkadaşlar fark ediyor tabii ki. Eee ayarını siz daha iyi biliyorsunuz. E, çok uzun süre kaynatmanız gerekiyor bunu. Mesela eti 10 dakikada kaynatıyorsa bunu yarım saat kaynatın, o kadar farklı kaynatın derim. Ee... Normal dışarıda evi müsait olan arkadaşlarımız varsa dışarıda ocak yaktığında da en az 4-5 saat bunu büyük bir tencerede kontrollü bir şekilde arttırarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde kaynatın ve saatlerce kaynaması o kemiklerin içindeki o iliğin lezzetin hepsinin çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi ben pişirdim. Etlerde leymeli ayrıldı. Tabii ki buradaki amacımız et değil, e, kemikten çıkan o lezzeti elde etmekti. Et suyu hazırlıyoruz, kemikten çıkan suyu hazırlıyoruz çorbalarımız için. Dilerseniz pilavlara da ekleyebilirsiniz. Harika bir tarif. Şöyle içerisinden kevgir yardımıyla kemikleri çıkartıyorum. Bu tarifi sadece kurban bayramında kurban kesildiği zaman yapmak şart değil tabii ki herhangi bir zamanda et suyu hazırlamak istediğimiz zaman gidip tanıdık kasabımızdan bu iri kemikleri alıp aynı şekilde bu tarifi hazırlayabiliriz arkadaşlar aklınızda bulunsun. Etleri içerisinden çıkardım. Şimdi geri kalan o baharatları, kalıntısı, kemikleri iyice süzmek için bir süzgeç yardımıyla güzelce uygun bir kabın içerisine süzüyorum. Kemik olduğu için küçük küçük kemikler de olabilir arkadaşlar. O yüzden süzmekte yarar vardır. Bir sürahinin içerisine süzüyorum. Daha kolay bardaklara pay edebileyim. Dilerseniz karton bardak veya pet şişe olabilir. Evinizde ne varsa arkadaşlar e, bu şekilde hazırlayın. Difrize derin dondurucuya atın. E, çorba yaptığınızda içerisine miktarına göre e, bir bardak veya iki bardak çıkartıp atın. O zaman lezzetine lezzet katacaktır. Özellikle de kış aylarında bağışıklık sistemimizin çöktüğü zamanlarda bu çorbadan yapın. Hemen e, iyileşmekte etkisini göreceksiniz. Tarifimi beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Daha çok kişiye ulaşması için sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bu güzel tarifi deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın. Tarifimiz hazır arkadaşlar bu ve bunun gibi birçok farklı tarif içinde kanalımı ziyaret edebilirsiniz oradan bakıp diğer tariflerimden de faydalanabilirsiniz. Evet hazırladığımız kemik suyundan bardaklara doldurdum ve oda sıcaklığında şu anda üzerini böyle streç filmle kapatıyorum daha sonra difrize atacağım. Dilediğim zaman çıkartıp tüketeceğim arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hazırlayın. Çok pratik oluyor arkadaşlar. Rengi, lezzeti harika oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.